sd teknolojisinin neresinde? Bize bununla ilgili birazcık bilgi verebilir misin? Herkese selamlar. Benim ismim Gökhan Özkan. Benim de Viterli'deki 13. yılım. Ailenin eskilerindenim ben de. Ömer'e de söz verdiği için teşekkür ederim. Bütün katılımcılarımıza da tekrar hoş geldin diyorum. HD1 henüz yok Ömer. Öncelikle onu söyleyerek başlayabilirim. sd bir süre daha idare etmek zorundayız. sd da esasında birçoğumuzun aşina olduğu daha doğrusu popüler olarak son zamanlarda sıklıkla duymuş olduğu bir e, çözüm. Ekran e, paylaşımı e, yapmaya çalıştıysan ekranını ben göremiyorum. Hani onunla ilgili bir bilgi vermek istedim. E, siyah bir ekran görüyorum. İstersen önce çok ekran... özür diliyorum. hemen kontrol ediyorum. E, rejiden bildiriyorlar Gökhan <laughs> şu an ekran gelmemiş diye. Maalesef canlı yayınlarda böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Murphy bize çalıştığı zamanlar oluyor. Şu anda ekranın paylaşıldığını düşünüyorum. Evet, görebiliyoruz. Ee, tekrar selamlar deyip girizgahı baştan alıyorum ben de. Ee, jargonun yeni yeni gelmesiyle birlikte, yeni yeni oturmaya başlamasıyla birlikte aslında çok sıklıkla duymuş olduğumuz bir çözüm sd Hepimizin bildiği gibi ya da duyduğu gibi. 2015 ile birlikte aslında Gartner raporlarında yer almaya başladı ve biz bundan çok memnun olduk. Çünkü bunun öncesinde ben ve diğer arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım çok sevmeye başladık. Biz hep e, Steven'ı teknik tek özelliklerini anlatır haldeydik. Neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, bağlantıları nasıl yedeklediğimizi ya da birleştirdiğimizi anlatırdık. 2015'te Gartner raporlarında da yer almaya başlamasıyla birlikte artık sd ve fazlasını yaptığımızı insanlara daha kolay anlatabilir hale geldik. Bu e, bizim için aslında büyük bir iyilik oldu bu kadar popüler ve olması ve tabiri caizse jargonun oturmuş olması. E, SD-WAN'ın ne olduğuna gelecek olursak da aslında e, Software Defined Wide Area Networking e, şube yani yazılım temelli geniş alan ağları e, şube ağ yapılarını basitleştirmek ve merkezi olarak WAN sanallaştırmayı optimum performansla kullanmak için yeni geliştirilmiş olan teknoloji olarak kısaca belirtebiliriz. E, az önce bahsetmiş olduğum gibi Gartner'daki raporlarda yer ile birlikte dört tane temel kriteri oturtuldu. SD-WAN. Bunlar neler? Sanallaştırma, akıllı olması, merkezi yönetilebilir olması ve güvenliği ön planda olması, güvenliği sağlayabilmesi şubeleri arasında. Biz de Peplink'te bu tip projeleri yaparken yüzlerce proje, irili ufakta yüzlerce projeden bahsediyor olabiliriz. Muhtemelen Ömer Ömer'de birini doğrulacaktır. Oldukça fazla projede yer aldık. Kamuda ya da özel sektörle birlikte bir teknoloji piramidi oluştu Peplink'te. Kendi literatürlerine dahil ettikleri, esasında teknoloji literatürüne soktukları yeni özelliklerle, patentli teknolojileriyle birlikte. Routing'i bugüne kadar hepimiz biliyorduk, zaten yapılabiliyordu. Burada bir sıkıntı yoktu. Daha sonra load balancing geldi. 2000'lerin başlarıyla birlikte fiber altyapıların ya da LTE, 3G gibi hücresel altyapıların yaygın olmadığı dönemde, bakır hatların birden fazla alınıp load balance edilmesiyle e, kurumların ya da şirketlerin, internet yük dengesini, internetlerinin yük dengelemesini sağlamak için arka taraftaki client'larına kullanılmaya başlandı. Daha sonra Peplink'in Pep ile tanıştırmaya başladık biz insanları. Pep VPN'de IPsec'in e, Peplink tarafındaki özelleştirilmiş, daha kolay ve daha esnek haliyle esasında. ip IPsec'in zorluklarından, IPsec standartlarının zorluklarından bir nebze olsun insanları kurtarmaya çalıştık burada tabiri caizse. Nasıl? ip IPsec'teki gibi karşılıklı statik IP'ler, lokal networklerin girilmesine gerek kalmadan sadece tek bir tarafta ki merkez oluyor bu genelde. Merkez tarafta bir statik IP'nin olması ve e, lokal networklerin karşılıklı cihazlar arasında birbirlerine anons edilmesiyle çok daha rahat bir hale geldi. Ondan sonra teknoloji piramidi tabii yukarıya doğru devam etmeye başladı. Ee, endüstrinin standart teknolojilerinden ziyade daha yeni nesil olarak, e, henüz değerlendirilmemiş, değerlendirilmekte olan teknolojiler olarak gelmeye başladı. Bulutu kaldırdığımız zaman ortada e, şu anda sizinlerin de ekranda görebildiği gibi öncelikle hot failover geldi. Hot failover'la biraz sonra detaylarını da göreceğiz. Ana hattan yedek hatta geçerken ki minimum paket kaybının nasıl sağlandığı, sonra bir üst basamağına çıktık piramidin ve Van Smoothing geldi. Van özellikle e, pandemi dönemindeki video konferans sistemlerinde yaşanan paket kayıplarının önüne nasıl geçirilebileceği, canlı yayınlarda nasıl e, jitter free ya da paket kayıpsız data aktarımının yapılabileceği ile ilgili yine Peplink patentli bir teknoloji olarak önümüze çıktı. Ve belki de en büyük alameti farkı olarak da bandwidth bonding, hatları birleştirip tek bir hatmışçasına kullandırma imkanı Peplink tarafından patentli bir teknolojisiyle Speed fusion teknolojisiyle yine karşımıza çıktı. Bahsetmiş olduğumuz e, hat failover e, yedeklik hat yedekliliği esasında bu daha önce de yapılıyordu ama tabiri caizse cold failover olarak geçiyordu. Siz ana hattan giderken ana hatta bir problem yaşandığı anda e, direkt e, yedek hattın devreye girmesi ve e, yedek hat üzerinden sizin bütün akışlarınızın devam etmesini sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıktı. Hatta benim yapmış olduğum kamu kurumlarında ya da özel sektörde yapmış olduğum bütün e, testlerde altı pin kaybını hiç görmedim. Hani genel teknik jargon olarak konuşmak gerekirse hep maksimum 5 pin kaybı gördüm. Ana hattan 7 katta geçiş sürelerinde. Bu da birçok noktada clientların bunu hissetmeden eğer özellikle bir database vesaire gibi bir işlem yapmıyorlarsa, bir özel bir application'ları çalışmıyorsa Direkt kullanıcılar anlamadan yedek hatta geçiş yaptılar. Hatta yaptığımız bazı POC'lerde yakın zamanda da bu e, denk gelmişti. Ana hattın gittiğini e-mail notifikasyon geldiği zaman anlayabilmişti arkadaşlar. Bu kısım biraz da şey gibi oldu. E, de son zamanlardaki benim sevdiğim programlarından nasıl yapılır, nasıl yapıldı? diye Yabancı versiyonları da vardı esasında. E, onun için böyle nasıl çalışır diye bir bölüm daha ekledim ben e, sizler için az önce bahsettiğim üzere esasında tüm kullanıcılar aktif hatta e, işlemlerine devam ederken ana aktif hatta ana hatta bir problem olduğu durumda direkt yedek, yedek hatta, yedek geçiş. Peplink'in güzel yanlarından bir tanesi hibrittir. Yani MPLS, internet API'ni ya da uydu internet, farklı networklar networkler, private API'ler kullanabilirsiniz ve bunlar arasında da geçişleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz piramidin bir üst basamağı hatırlayacağınız üzere. Van e, Smoothing'de ise e, konu aslında e, özellikle video konferansı çok sık kullanan, e, stabil hat kullanmayan ya da canlı yayınlar real-time karşılıklı, gerçek zamanlı karşılıklı görüşme yapan kişiler için inanılmaz bir teknoloji oldu. Bu, bu noktada da inanılmaz referanslar elde ettik hem özel sektörde hem de kamuda. Neden? Çünkü data kaybına, paket kaybına tahammül olmayan uygulamalar var ya da gerçek zamanlı ikili iletişimlerin olduğu gerçek zamanlı görüşmelerin söz konusu olduğu noktalarda hiçbirimizin görüntü donmalarına e, tahammülü yok. Bunun örneği de dediğim gibi video konferans sistemleri. Video konferans sistemleri tutarlı, yani kararlı bir bağlantı gerektirir ve maalesef bir yeri geldiği zaman evlerimizde ya da bazı noktalardaki şubelerimizde bu tutarlı bağlantıyı sağlayamıyoruz. Peki burada peplingi nasıl kullanabiliriz? İkinci bir hat koyduğunuz durumu düşünelim. İkinci bir hat koyduğunuz durumda iki hattı one smoothing algoritması ile bir tünelleme mekanizması ile birlikte kullandığınız zaman artık görüntünüzde donma olmadan ya da data paket kaybı yaşamadan minimum jitterla ile jitter da aslında hattaki dalgalanmaları ifade eder e, çok fazla teknik detaya girmeden aktarmak gerekirse sizlere en büyük desteği sağlayacak olan e, uygulamalardan bir tanesi. Nasıl çalışır kısmındaysa sizin aktif hattınızdan orijinal gönderilirken diğer ikinci hattınızdan da yedek paketi gönderiyor. Yani aslında siz aynı paketi iki kere gönderiyorsunuz ve paketlerden birinin başına yolda bir şey gelirse, data düşerse yedek paketi alarak yoluna devam edebiliyor. Bunu çok kritik uygulamalarda gerçekten e, canlı yayın aktarımı ya da e, en üst seviye video konferans sistemlerini kullanan kullanıcılarda 4 hatta kadar çıkardığımız sistemler oldu. Dört tane hatta birincisinden ana paket, diğer üçündense yedek paketlerin gittiği sistemlerin kurulumunu da daha önce yaptık. Burada hatların durumlarının kestirilememesi, farklı operatörlerle yedeklenmesi ön plana çıkmıştı. Bu da dediğim gibi gerçek zamanlı görüşmelerde, iki yönlü trafiklerde oldukça tercih edilen bir uygulama oldu ve piramidin en üst basamağına da çıkacak olursak e, bandwidth bonding yani bütün hatlarınızı taktığınız bütün hatları birleştirerek tek bir hatmışçasına kullanmanıza olanak sağlayan peplink teknolojisi, patentli pe teknolojisi. E, bandwidth bonding ile birlikte tabii bunun bazı trikleri var. E, her hattı bond edebilir miyiz? Evet, her hat teknik olarak bond edilebilir. Bu peptin gözüyle değil, esasında genel bir bilgilendirme olarak bunları aktarıyorum. Bir tabiri caizse trick olarak aktarıyorum. Nedir? Mesela bir uydu internetle, bir uydu bağlantısıyla bir e, fiber bağlantıyı, bir MPLS bağlantıyı bond etmek te teorik olarak mümkün. Ama önerilen ya da e, performans alınabilecek mantıklı bir e, işlem olmaz. Bunun sebebi de çok basit esasında aralarındaki gecikme farkı. Siz bunu ne derken? Bir session içerisindeki data paketlerinin bir kısmını Fiber'den bir kısmını MPLS'den bir kısmını uydudan gönderirseniz uydu latency süresi ortalaması 600 milisaniye olacağı için MPLS'inkinde 20 milisaniye olarak bile kabul etsek ki ortalaması 10'dur. Aradaki gecikme süresinde siz performansı alamazsınız ama eğer Benzer hat hızlarını, benzer gecikme sürelerini LT ile MPLS, Fiber kullanırsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Genel itibariyle bunu da bir trik olarak sizlere aktarabilirim. Bandwidth bonding ile nasıl çalışır mantığı da az önce bahsetmiş olduğum üzere tüm aktif hatlarla bir tünel oluşturulur. Ve sizin açmış olduğunuz session içerisindeki data paketleri mevcut hatlara paylaştırılır. Diagramda da görmüş olduğunuz gibi kamera görüntüsünde örnek verecek olursak bir peplink yazına giriyor. MPLS, DSL ve Cellular'a ayrılıyor ve merkezde iki tane hat üzerinden karşılanıp bunlar da MPLS ve Fiber. Direkt bütün hat hızlarınızı birleştirip tek bir hat kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Optimal olarak bir tünel kullandığımız için esasında e, ortalamanın e, %10 civarında bir daralma söz konusu olabilir. Yani bu çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Onun için aktarmak istiyorum. 3 tane 50 megabitlik hattım var. 150 megabiti direkt alabilir miyim bandwidth bondik yaparak diye sorular alıyoruz bazen. olarak çok mümkün değil. Çünkü bir tünele sokulduğu için başına gelen headerlardan dolayı Ortalaması literatürde %12 ile 19 geçer ama Peplink'in kendi teknolojisiyle birlikte bu %10'a kadar düşüyor. Yani 3 tane 50 megabit'i Peplink'te birleştirmek isterseniz tek session içerisinde 135 megabit'e kadar hızla bağlantı kurabilirsiniz. Tam bu noktada aslında e, sen çok heyecanlı heyecanlı anlatıyorsun. <laughs> Yan taraftan sorular böyle akıyor. Bir tanesi çok hoşuma gitti. Ee, biraz da hani bizi zorlayıcı türde bir tane soru. Ee, diyor ki hani layer 3'te bonding yapmak çok kolay ama layer 2'de de bonding yapabiliyor musunuz? Çünkü işin içine IP girdiği zaman bunun üzerinde bir bonding işlemi yapmak görece çok daha kolay oluyor. Bir de anladığım kadarıyla kurum e, MTU size yüksek paketler kullanıyormuş. Bu MTU size yüksek olan paketleri hem Link ...yapıp hem de bu paketleri... ...LRK Bonding üzerinden geçirebiliyor muyuz diye sormuş... Ee, sorunuza birebir de çok uzun cevabı da teknik arkadaşlarım ekstradan verecek artı siz hem bu e, platformun soru cevap kısmından bu tip sorularınızı bize sormaya devam edebilirsiniz hem de kamu2021.tvital.com.tr'ye 2021 mail atmak suretiyle de sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu çok hoşuma gittiği için bizi zorlayıcı bir soru hani buna bir cevap verebilir misin? Ee, izleyeceğimizi bir aydınlatabilir misiniz Hızırca Gökhan? Memnuniyetle açıkçası bununla ilgili oldukça fazla referansımız var. Kamuda da, oldukça büyük bir kamu kurumunda da buna benzer bir işlem yapmıştık. Bununla ilgili bir slide'ım da var esasında, onu da hemen açayım. Bandwidth ile birlikte biraz genel bakışı anlatırken soruna da cevap vermeyi planlıyorum aslında. Hatlarımızı birleştiriyoruz SpeedFusion'la birlikte. LT, MPLS, ADSL, VSAT bu tarafta bir sıkıntı yok. Az önce bunları anlatmıştık. Ama aynı zamanda Layer 3'ü, e, biraz ambiyane bir tabir ama e, herkesin affına sığındılarak söylüyorum. Layer 3'ü yapmak çok zor değil. Yapan rakiplerimiz var ama Layer 2 ki kısımda biz oldukça fazla ön plana çıkıyoruz. Çünkü Layer 2, Boning'i e, biz yıllardır yapıyoruz. Yıllardır da mevcut referanslarımız var. E, gerek e, Ankara'daki kamu kurulumlarında gerekse e, Türkiye'nin farklı... De olarak diye dile getirebilirim. Aynı zamanda da e, MTU size'ları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bu yine bir kamu kurumundaki e, bir talebi istinaden oluşmuştu. Daha sonra Peplink'in esnekliği ve bize olan desteği bunu artık özelleştirmeden ziyade genele yaymaya başladık. İstediğimiz gibi e, o tarafta MTU size yüksek paketleri geçirebiliyoruz. Bunu çünkü bazı application özelliklerini kullanmak için isteyen e, don't fragmented paketleri göndermek isteyen e, istenilen uygulamalarda kullanılıyor. E, bunu da rahatlıkla yaptığımızı söyleyebilirim açıkçası ve bununla ilgili de ciddi referanslarımız var. Hazır bu sunumu açmışken ben yine heyecanımla birlikte Ömer, e, bütün katılımcılarımızın da affına sığınarak e, devam edeyim. Şurada çünkü önemli bir konu var. Kriterlerden bahsetmiştik az önce. Tek bir hatmış gibi kullandırmayı anlattık, Aa, akıllı olmasını, hatlar arasındaki geçişleri anlattık. Bir de en önemli belki de günümüzün en önemli kriterlerinden bir tanesi var güvenlik. Çünkü iki cihaz arasında bir tünel kuruyorsunuz ve bu iki cihaz arasındaki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz gibi sorular da geliyor sıklıkla bizlere. Ee, burada kamu kurumlarının hassasiyetini biliyoruz, aynı zamanda banka referanslarımız da olduğu için e, oldukça içimiz rahat. Çünkü Peplink 256 bit AES encryption'la tünelleri karşılıklı olarak kuruyor. AES 156 bit encryption'ı kurarken aynı zamanda Diffie-Hellman anahtar değişim algoritmasını kullanıyor iki nokta arasında. Diffie-Hellman anahtar değişim algoritmasının prensibi şu şekildedir. Rastgele süre, süreler süreler aralığında, rastgele sürelerde iki cihaz arasındaki şifreleri otomatik olarak değiştirir. Belli bir düzeni yoktur. Belli bir süre aralığı yoktur ama sürekli bunu yapar. E, tamamen rastgele dönemlerde ve her hat için bunu yapar. Yani sizin karşılıklı olarak 4 ve 3 hattınız varsa totalde 12 tane anahtar seti oluşturur. Bu doğal olarak araya sızmayı ya da bu tüneli kırmayı araya girmek isteyenleri için inanılmaz zorlayıcı bir süreç olacak. Yapılabileceğine de çok ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü zaten siz o şifreyi kırmaya çalıştığınız anda ...tekrar o şifre yenilenmiş olacak... ...Diffie Hellman'la birlikte... ...bu açıkçası e, en büyük artılardan... ...ve güvenlik noktasında bizim içimizi rahatlatan... ...hem aynı zamanda kamu kurumlarımızı... ...ya da banka müşterilerimizi de... ...sıklıkla rahatlatan... ...bu arada banka ya da kamu diyorum ama... ...diğer sektörlerde de çok fazla... E, bu ...bununla ilgili sorular geliyor... ...tam bu noktada ben bir soru sorayım... E, ...zamanımız Tabii da ki. kısıtlı çünkü... E, ...diğer oturumlarımız da var... E, Az önce şunu belirttik, 10.000'in üzerinde yılda cihazlık proje yapıyoruz ama bu cihazları biz tek tek mi yönetiyoruz? Bunların bir merkezi, bir yönetim arayüzü yok mu? Hani hızlıca tüm cihazlara yönelik aksiyonlar alabileceğim. Ee, var yine zaten kriterlerimizden bir tanesi. Bununla alakalı olarak ben e, hemen müsaade isteyerek şöyle yeni bir ekran paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim InControl dediğimiz çok güzel bir sistemimiz var. in dediğimiz sistem hem cloud üzerinden e, yönetim imkanı sağlıyor size... Aynı zamanda da on-premise olarak kendi lokasyonunuza kurup, kendi lokasyonunuz üzerinden de bütün cihazlarınızı yönetebiliyorsunuz. Ya Peki... tamamen kapalı devre bir networkte çalışabiliyor. İlla bulut diye bir bizim şeyimiz yok değil mi? Mikrofonumuz da açık olursa Çok ben seni diyorum. duyabiliyorum, başkaları da duyabilsin. Ekranım <laughs> açılmadı yine sanki. normalde paylaşımcı bir insanım esasında ama ekranı neden bana bunları yapıyor bilmiyorum ben de diyerek zaman kazanmaya çalışayım çok belli ederek. şöyle göstermeye göstereyim ben de hemen sizlere. Burası in kontrol dediğimiz sistemin arayüzü. Tamamen kapalı networkler üzerinde ki şu anda da birçok kamu kurumunda da konumlandırmasını yapmıştık. Özel sektörde ya da kamu kurumunda ya da cloud üzerinden kullanabildiğiniz bir sistem. In kontrol ile birlikte siz cihazlarınızın Kaç tanesi online, kaç tanesi offline, ee, ne kadar client bağlı. Cihazlarınız lokasyon olarak şu anda nerede ki GPS de var birçok cihazımızın üzerinde ve GPS ile ilgili de güzel özelliklerimiz var. Hemen şöyle kısaca bir e, tur atmak gerekirse bir organizasyon oluşturduk ve organizasyonun içerisinde yeni kamu çözümleri zirvesi organizasyonunun içerisinde Vital 2021 diye bir grubum var ve bu 2021 grubuna ben bir tane cihaz ekledim. Bu 2021 cihazı içerisinde. Seri numarası nedir? Cihazın ismi ne? Ne kadar süredir uptime? E, ne kadar süredir ayakta? Ne kadar süredir online? Hangi hatlar bağlı? E, kullanım nedir? Kaç client bağlı? CPU yükü ne? Firmware'i ne? En son ne zaman konfigür ettik gibi bütün detayları görebiliyorsunuz. Cihazı ne hatta... gibi aslında yani ya da kendi arayüzüne bağlanmışım gibi. Aslında cihazın arayüzüne de direkt bağlanabiliyoruz. Burada böyle bir güzellik de var. Cihazın üzerine tıklayıp da içerisini açtığınızda da cihazla ilgili bütün detaylar karşınızda. Yine haritamız da burada. Şu anda vitelin lokasyonunu gösteriyor. İsterse bunu bazı kamu kurumları zaten direkt bir monitör ya da TV vasıtasıyla yüzlerce cihazını tek bir ekran üzerinden izleyebiliyor. Operatör bağımsız olduğu için bütün operatörleri de burada görebiliyorsunuz. Hatta bazı cihazlarımızda bizim ortamdaki Wi-Fi'ye bağlanabilmesi için Wi-Fi One özelliği de var. E, güzel özelliklerinden birkaçını sadece bahsedeceğim. Çünkü çok fazla özelliği var. Saatlerimizi alabilir. E, kısaca geçmek istiyorum ben de o yüzden. E, örneğin e, sizin bağlı olan sim kartınız. Sim kartınızın hangi baz istasyonuna bağlı olduğu. E, aldığı IP gibi detayları zaten görebiliyorsunuz. Ama ekstra aldığı sinyal seviyelerini de görebiliyorsunuz. Her operatör için bu detaylar mevcut. İsterseniz cihazın yanında kablo ile gibi direkt remote ve badminton. E, tuşuna basıp cihazın arayüzüne kablo ile bağlanmışçasına erişebilir ve cihazla ilgili istediğiniz diğer triklere bakabilirsiniz. Aynı zamanda tünel mekanizması az önce bahsetmiş oldum. Sweetvision mekanizmasını kurmak çok basittir. Burada görürsünüz ve dahil ettiğiniz bütün hatların durumlarına ne kadar hızlı bağlı olduklarını latency sürelerini her şeyi bütün detaylarıyla alabilirsiniz. Upload testleri, download testleri yapabilirsiniz. InControl üzerinde bütün cihazlarla ilgili raporlarınız kota tanımlamaları cihaz ne kadar süredir event loglar gibi şeyleri yapabilirsiniz. Zero Touch Provisioning yapabilirsiniz. Yani cihazları tek tek konfigür etmenize bile gerek kalmaz. Yine kamu kurumlarımızdan bir tanesinin için şöyle bir işlem yapmıştık. 3000 tane cihazı var. 3000 tane cihazı tek tek konfigür etmek zaten mümkün değil. Zero Touch Provisioning ile grup bazında Şurada da gösterdiğim bulk configurator ve device IP settings ile birlikte iki ayarla birlikte 3000 tane cihazın konfigürasyonunu biz rahatlıkla yaptık. Aynı zamanda cihazlarımızın geofencing denilen bir özelliği var. Geofencing özelliği nedir? Geofencing ile birlikte ben haritada cihazlarımın konumlarına istinaden bir güzergah belirleyip bu güzergahın dışına çıktıkları zaman bana bildirim versin. Bu güzel yığın dışına çıktığı zaman çalışmasın ya da bir yuvarlak bir daire çizip bu daire dışarısındayken e, herhangi bir şekilde bir şey yapmasın dedim ki bir, e, bir daire de çizebilirim yani şu bölgeyi de dışarısına çıktığı zaman bana uyarı versin bunu araçlarda da kullanılan çok fazla kamu kurumu var onlar için de oldukça faydalı ve e, etkili bir yöntem. Çünkü cihazlarının nerede olduklarını da biliyorlar hareket halinde. Hatta gittikleri bölgelerdeki çekim güçlerini de biliyorlar. İnkontrol, aslında apayrı bir e, oturumda değerlendirilebilecek bir şey. Ben şimdilik bu kadar da bırakayım. Ama firmware güncellemelerinden, konfigürasyon güncellemelerine kadar ya da GPS ile ilgili datalarda e, çok fazla detayı ve çok fazla seçeneği sunuyor. Kullanmak istemeyen kişiler bile bir kere test ettikten sonra ya aslında evet bizim ihtiyacımız şey, olan şey buymuş bunu kullanmaya başladıktan sonra anladık cümlesini çok sıklıkla duyuyoruz. Ben sunuma geri dönerek e, esasında e, çok, kısa e, şu şekilde de bir e, şey göstermek isterim. In kontrol ile ilgili çok özür diliyorum fazla hızlı gittim. In kontrol ile ilgili olarak bulk configuration yapabilirsiniz. Cihazların ayarlarını değiştirebilirsiniz. sd direkt burası üzerinden kurabilirsiniz. Ve raporlamayla birlikte bütün cihazlarınızın raporlarını alabilir kullanım raporlarına hangi client'e ne kadar trafik ürettiğine kadar bütün detayları bulabilirsiniz. Tam bu noktada o zaman şöyle bir şey e, soru akla geliyor. Biz in kontrol üzerinden bütün Payplink marka cihazları aslında izleyip yönetebiliyoruz. Bunları bunun içerisine konumlandırabiliyoruz. E, peki cihaz çeşitlilikleri neler? Hani e, sunumun başından beri Sinem orada hiç konuşmadı. Sinem'e söz vermedik ama bu hiç söz vermeyeceğiz demek değil. E, Sinem bizi bu konuda biraz bilgilendirebilir misin? Bizim cihaz çeşitliliklerimiz neler? Ne tip projelerde cihazları neye göre e, seçerek konumlandırıyoruz. Estağfurullah. Mikrofonum kapalı. E, ben duyabiliyorum. Başkaları duyamıyor. O zaman ben fazla konuştuğumu düşünerek lisan ettiysek affola deyip sözü bırakıyorum arkadaşlara. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir değerli kıymetli zamanlarını bizlere ayırdıkları için öncelikle teşekkürler Ömer Bey sözü verdiğiniz için e, bu arada katılan herkesten özür diliyorum öncelikle sesimden ötürü e, ufak bir gribal enfeksiyon geçiriyorum o yüzden rahatsızlık için kusura bakmayın lütfen ve ayrıca teşekkürler bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadınız e, ve bizim heyecanımıza ortak olduğunuz için e, ben Sinem Dört Yol e, Vital ailesinde iki senedir e, çalışıyorum keyifli geçirdiğim iki yılım var ve donanım tarafındaki e, bazı markaların ürün müdürlüğünü yapmaktayım. E, Ömer Bey'in sorusuna gelecek olursak e, Peplink e, ürün portföyü konusunda oldukça geniş e, ve fazlaca seçenekler sunan markalarımızdan birisi. E, bu cihazlar temelde işte e, throughput performans değerleri, işte üzerinde sonlandırılan tünel adedi, sahip olduğu one lan, e, uplink portları ve sim slot sayısına ve desteklediği LTE hızları gibi teknik özelliklere göre çeşitleniyor. Bu e, hani gönül ister ki böyle bütün seriden, bütün modellerden bahsedelim ama etkinliğimizde zaman kısıtı olduğu için belli başlı modeller seçtik size anlatmak üzere. Ee, ekranda da gördüğünüz üzere ilki EPX serisi. Ee, EPX serisi Pepling'in en büyük, en güçlü ürün ailesi diyebiliriz aslında şu anda Türkiye'nin en büyük havalimanında hat yedekliğini sağlamak üzere konumlandırılmış durumdadır. Üzerinde 18'i aktif, 18'i pasif, toplamda 36 adet sim kart girişi bulunan ve 18 sim kartı bond edebildiğiniz, e ayrıca üzerine takılan 10G SFB'lerle e, sim kartlardan gelen hızı daha da arttırma şansınızın olduğu e, bir modelimiz. Bu sayede 2 gigabite kadar bonding throughput'u yakalayabiliyorsunuz ve hani bu throughput değerini ya da band genişliğini düşündüğünüzde e, üçün, e, en büyük havalimanı gibi çok büyük kurumlarda e, ya da yerleşkelerde fiber hat yedekliliğini çok rahat bir şekilde EPX ile sağlayabiliyorsunuz. E, ayrıca EPX cihazı modüler bir cihazdır. Yani ihtiyacınıza göre cihaz üzerindeki modüllere 4G teknolojisinin farklı kategorilerini destekleyen LTE modüller takarak far, farklı hızlara çıkabilir. Hatta 5G destekli modülleri de ...modülleri ile de şimdiden geleceğin teknolojisine yatırım yapabilirsiniz. Hemen altta göreceğiniz e, SDX Pro... E, Temel özellikler olarak tabii ki birebir aynı performans değerleri değil ama temel özelliklere göre EPX serisine benzeyen ama ona göre daha küçük bir modeldir. Üzerinde iki adet modül yuvası mevcuttur. Yine aynı şekilde e, ihtiyacınız olan hıza göre seçeceğiniz LTE modüllerle kapasite arttırabilirsiniz. 10G SFP desteği olsun, 4G, 5G desteği olsun EPX ile benzerdir. E, bu her iki model daha çok bizim projelerimizde merkez cihaz olarak konumlandırdığımız modüllerdir. Bir de biliyorsunuz projelerimizde şube yapıları var. E, şube yapılarına bakacak olursak da ilk olarak e, hani aslında çok bir çok küçük bir cihaz olmayan performans cihazı olan 4 aktif 4 pasif toplamda 8 adet sim kartı sim kart girişini üzerinde bulunduran Max HD4 MBX modelimizden bahsetmek isterim. E, sim kart girişleri dışında üzerinde 3 tane farklı karasal hattı sonlandırabiliyorsunuz. Wi-Fi desteğinin yanı sıra Gökhan'ın bir önce ki sunumlarında bahsettiği Wi-Fi One teknolojisiyle birlikte ortamdaki Wi-Fi'yi da internet çıkış bacağı olarak sanki bir farklı One hattıymış gibi kullanabilme imkanı sunuyor size. Ee, MB, MB, MBX serisinin en sevdiğimiz özelliklerinden birisi de e, bu dört adet SIM kartı taktığınız kısımların modüler olmasıdır. Yani e, daha böyle Türkçeleştirmek gerekirse bugün satın alacağınız MBX e, üzerinde e, LTE advance olarak yani 4G teknolojisiyle gelirken e, Türkiye'de 5G altyapısı hazır olduğunda sadece bu modülü 5G ile değiştirerek yaptığınız ilk yatırım maliyetinden hiçbir şey kaybetmeden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. E, bu açıdan e, esnek bir cihaz diyebiliriz. Daha böyle MBX değil de küçük ve orta ölçekli ofislerde konumlandırdığımız e, iki aktif, iki pasif sim kart destekleyen ve endüstriyel tip tip olan UBR router'ımızı göreceksiniz. Bununla birlikte e, ilk çıktığı günden itibaren de özellikle SD1 projelerimizde çokça konumlandırdığımız Palance 20X modellerimiz mevcut. Her iki modelimizde de üzerin, üzerinde bir adet WAN, dört adet LAN portu bulunuyor. Ama e, İki cihazı kıyasladığımızda performans değerleri dışında balans 20x'in modüler yapısı ön plana çıkıyor. çıkıyor. Üzerinde ne dedik? Bir tane van, dört tane lan ile geliyor. Aynı zamanda bir tane sim kart girişi ve boş modül yuvasıyla geliyor. Bu boş modül yuvası da tamamen sizin ihtiyacınıza göre dilerseniz ikinci bir LTE kartla ya da e, lokasyonunuzda bulunan DSL hattı sonlandırmak için DSL kartla geliyor. Bu da size ne sağlıyor? Diyelim ki ya daha doğrusu hala günümüzde bakır altyapı çok yaygın. Şubelerde bakır hatlar var. Siz DSL modülü taktığınızda ikinci kart yuvasına e, cihaz üzerindeki WAN portundan farklı bir karasalat DSL modül sayesinde direkt ADSL, VDSL artık DSL altyapınız neyse o ve e, LTE sayesinde üç farklı hattın yedekliliğini sağlayabiliyorsunuz. Oldukça esnek, değiştirilebilir. E, i̇şte bugün DSL altyapı vardır, DSL modül alırsınız ama ama artık DSL modası geçtiğinde konu tamamen fiber ve LTE'ye dö döndüğünde ikinci LTE modülü takıp yolunuza devam edebileceğiniz güzel bir cihaz. Ee, dediğim gibi çokça projelerimizde kullanı kullanıyoruz. Ee, Peplink tarafında aslında oldukça beğendiğimiz ama Türkiye'de henüz fazla projesini yapmadığımız fakat globalde fazlaca kullanılan, gerçek anlamda avuç için içine sığan dünyanın en küçük bonding cihazı e dediğimiz Speed Vision Engine var. Sanıyorum hala en küçük cihaz. Hani bildiğim kadarıyla daha küçüğü yapılmadı. E, globalde de takip ettiğimiz kadarıyla. Globalde Magic Küp diyorlar hatta onunla ilgili. Aynen. Sihirli küp şeklinde. Hatta elinizde hangi elimde Speed Fusion Engine var diye sorduğunuzda neredeyse dışarıdan fark edilemeyecek şekilde geliyor. Aynen öyle. E, bu da hani e, projelerini hayal etmek istersek işte mobil araçlar olabilir, drone'lar olabilir. Kısacası e, yer sıkıntısı olan yani cihazı nereye ne şekilde sığdıracağımızı bilemediğimiz projelerde Speed Fusion Engine tamamen aradığınız çözüm olacak. Üzerinde iki adet sim kartı var ve bu iki sim kartı e, bond edebilip daha yüksek kapasitelere çıkabilme imkanı sağlıyor. Son olarak e, kamu da belki de en çok bilinen ürünlerimizden birisi olan çünkü en fazla sayıda projesini yaptığımız ürün Max BR bir mini'den çok kısa bahsedeceğim. Tam bir fiyat performans ürünü aslında. Üzerinde iki tane sim kart girişi vardır, aktif pasif çalışır. Hani burada bonding özelliğiyle kafamızı karıştırmayalım. İki adet sim yuvası yanı sıra e, bir adet de e, aktif edilebilecek yani isteğinize göre WAN portuyla LTE ve karasalat yedekliliğini sağlayacak biliyorsunuz Max BR1 mini ürünüyle. Eee etkinliğimize bahsedeceğimiz ürünler bu kadar. Daha detaylı bilgilendirme isterseniz ya da farklı ihtiyaçlarınız vardır benim burada anlattıklarıma göre ne ürün e, ürünle ilerlememizi ve ilerlemenizi belirlememizi isterseniz bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Yine Ömer Bey'in de bahsettiği gibi kamu2021.com.tr ya da direkt Ömer Bey üzerinden taleplerinizi bekliyor olacağız. Tam bu noktada ben sana bir soru sorayım. E... 5G'den bahsettin ama 4G ile 5G arasında böyle hatırı sayılır ölçüde hız farkı var mı da biz 5G'yi bekliyoruz? Yani 5G hayatımıza neler katacak ekstra? Şöyle izah edeyim Ömer Bey. İnternet günümüzde biliyorsunuz artık her şeyimiz oldu. Yani hem özel yaşantımızda hem profesyonel iş hayatımızda internet ve internetten de öte, internet hızı olmadan ya da herhangi bir iş sırasında hızımız kötü olduğunda nelerin sekteye uğradığını hepimiz tecrübe ettik. Özellikle bu pandemi döneminin hayatımıza girmesi, evden çalışma modellerinin dönüşümlü olsun ya da tamamen ya da işte çok çocuklarımızın evlerdeki e, uzaktan eğitim alma çabaları e, internet hızını ortaya koydu. Öte yandan biraz daha böyle kendimize vakit ayırdığımız zamanlarda işte internet üzerinden yayın yapan TV platformları ya da video paylaşım sitelerinde e, biliyoruz ki hani izlediğimiz bir şey sırasında bir donma olduğunda, bir karıncalanma olduğunda hepimize böyle biraz sinir geliyor. Bu da işte internet hızının önemini ortaya koyuyor. 10 sene önce 1 megabit kapasiteler hepimizin işini görürken şu an şu anda evlerimizde 200 250 megabit asimetrik hatlarla e, hayatımızı idame ettiriyoruz. Bu da 5G hızını bu anlamda önemli hale getiriyor. Şu anda şu mevcut teknolojide bildiğiniz üzere 4G teknolojisinin farklı kategorileri sayesinde biz farklı hızlar e, yakalayabiliyoruz. İşte 4G'de en yüksek mertebe olan kategori 18'de sizlerin ya yani bizlerin şu anda yakalayabileceği teknolojinin izin verdiği download hızı 1.2 gigabit upload ise ise 150 megabit iken 5G hayata geçtiğinde 5G'nin bize vaat edeceği e, yani yakalayabileceğini düşündüğümüz daha doğrusu tamamen oturduğunda konuşulan rakamlar e, 4 gigabit download 700 megabit de upload hızlarından bahsediliyor. Bu biraz da bize şunları aslında hissettiriyor. Bir yandan yükselen, gelişen bir LTE teknolojisi var. E, şu anda 5G'yi bekliyoruz ki e, ISP'lerle yakın çalışıyoruz. Özellikle Peplink projelerimizde. Hepsinin söylediği de 5G e, Türkiye için çok uzak bir geleceği yok deniyor. E, bu hayatımıza girdiğinde yavaş yavaş bakır hatlarında popülerliğini kaybedeceğini artık e, karasal hat veya yani daha doğrusu bakır ve LTE yedekliliği yanı sıra direkt LTE ve fiber yedekliliğinden bahsedeceğimizi düşünüyoruz. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir oturumdu.